Gelişimle ilgili en heyecan verici bulduğum şeylerden biri çok istikrarlı bir rota izlemesi. Bu durum özellikle motor gelişimde çok belirgin. Çocuklar dünyaya geldiklerinde önceden programlanmış bir dizi motor becerilere sahip oluyorlar. Bu otomatik istemsiz motor yanıtlara refleks adını veriyoruz. Ama çocuklar doğdukları andan itibaren sadece istemsiz hareketler geliştirmezler. Zamanla istemli hareketler de geliştirirler. Bu hareketler tam olarak zamanları geldiğinde, çok belirli bir zamanlamayla ve çok belirli bir sırayla gelişir. Genellikle çocuklar inanılmaz derecede hızlı bir şekilde gelişir. Hatta o kadar büyük bir hızla gelişirler ki, çocuk gelişiminden söz ederken çoğunlukla yıl bazında değil, ay bazında konuşuruz. Şimdi, başlıca motor gelişim aşamalarından ve bunların ne zaman gerçekleştiklerinden bahsetmek istiyorum. Bunun için de bu grafikten yararlanacağım. Eksenleri önceden işaretledim. X eksen'i çocuğun yaşını ay cinsinden temsil ediyor. Ama ben yine de yılları da belirttim. 6 ay, yarım yıl. 12 ay, 1 yıl. 18 ay, bir buçuk yıl şeklinde. Y ekseninde ise motor gelişimde söz konusu olan başlıca kilometre taşlarının listesi var. Evet. Motor gelişim dendiğinde aklımıza genellikle bu ana aşamalar gelir. Tahmin edebileceğiniz gibi motor gelişim en basit hareketlerden daha karmaşık hareketlere doğru ilerler. İlk büyük aşama 2 ila 4. aylar arasında gerçekleşir. Bu aşamada çocuk başını kendi kendine kaldırabilmeye ve kollarından destek alarak göğsünü yukarıda tutabilmeye başlar. Yine aynı zaman civarlarında 2 ila 5. aylar arasında çocuk yuvarlanabilme yeteneğini kazanır. Bundan bir sonraki aşama çocuğun destek almadan kendi başına oturabilmesidir. Bu beceri de 5 ila 8. aylar arasında gelişir. Yine o sıralarda 5 ve 10. aylar arasında çocuk eşyalara veya insanlara tutunarak ayağa kalkabilme becerisine sahip olur. Bir sonraki motor gelişim aşamasına 6 ile 11. aylar arasında ulaşır. Bu aşamada çocuk, ebeveynlerinden destek almaksızın ayakta pozisyona geçecek şekilde kendini yukarı çekebilir. 7. ay ile 12. ay yani 1. yıl arasında ise çocuk artık emeklemeye başlar. Yine 7. aydan başlayarak 13. aya kadar süren aralıkta eşyalara tutunarak yürüyebilme yeteneğine de kavuşur. Çoğu çocuk kendi başına ayağa kalkmayı 10 ila 14. aylar arasında öğrenir. Son olarak 11. 15. ay aralığı civarında çocuk kendi başına yürüyebilmeye başlar. Şimdi düşünürseniz tüm bunlar yaklaşık bir yılda ya da bir yıldan biraz daha uzun bir süre içinde gerçekleşiyor. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Bu arada bu grafikte bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir her bir motor gelişim aşaması için aslında epeyce geniş aralıklar verdim. Bu grafiğe bakılırsa bazı çocuklar kendilerinden birkaç ay daha büyük olanlar daha emeklemeye bile başlamamışken çevrelerinden destek alarak yürümeye başlayabiliyorlar. Garip olsa da durum gerçekten böyle. Bir becerinin gelişebildiği normal zaman aralığı gerçekten bu kadar geniş. Bu internetten okuyup öğrendiğiniz bir takım bilgilerle örtüşmüyor olabilir. Okuduğunuz kaynaklar belli aşamalara ulaşma yaşlarını çok daha kesin olarak belirtmiş olabilir. Oysa gerçekte her çocuk için zamanlar epey farklı olabilir. Kaynaklarda okuduğunuz o yaşlar ekseriyetle ortalama olarak verilir. Yani ortalamanın tanımı itibariyle çocukların yarısı o beceriyi o yaştan önce, diğer yarısı ise o yaştan sonra geliştirecektir. Dolayısıyla ebeveynler çocukları belli bir beceriyi kitaplarda tam olarak yazan yaşta geliştirmediyse hemen paniğe kapılmamalı. Aynı şekilde belli bir yeteneği kitapta yazan yaştan biraz önce geliştirdi diye de ebeveynler çocuklarının dahi olduğunu da düşünmemeli. Tabii ki her zaman olduğu gibi önereceğim son şey de eğer motor gelişimle ilgili bir sorunuz varsa yapılacak en mantıklı şeyin bir doktora danışmanız olduğudur.